Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim konumuz iskontolu alış faturası. Şöyle canlandıralım. Biz ticari mal alıp satan bir işletmeyiz. Konumuzda beyaz eşya alıp satıyoruz. İskontolu alış faturası diğer faturalardan farkı ne arkadaşlar? Tek farkı satıcı firma bizim firmamıza indirim yapıyor. Sattığı ürünlerde yüzdesel de olabilir, sabit de olabilir. Bir iskonto yapıyor, yani indirim yapıyor. Öncelikle şöyle canlandıralım. İskontolu alış faturasını kısa inceleyelim. Televizyon aldık 8 bin liraya. Beko buzdolabı aldık 3 bin liraya. Ara toplam 11 bin. Yani iskontodan evvelki tutar. Malın bedeli. Satıcı bize ne yapmış? 1000 TL iskonto yapmış. Yani bu 1000 TL'yi bizden almayacak. Yüzdesel de olabilir, sabit de olabilir, birden fazla iskonto da olabilir. Şu an 1000 lira yapılmış iskonto. Peki, biz iskontoyu düştükten sonra kalan tutara ne diyoruz arkadaşlar? Matrah. Bakın, 11 bin liradan iskontoyu düşünce 10 bin lira matrah kalıyor. Matrah neydi? KDV'den evvelki tutar. KDV demek ki matrahtan hesaplanır. Yani 10 bin liranın %18'i arkadaşlar 1800. Genel toplam 11.800. Yani biz satıcıya 11.800 lira borçlanacağız. Çünkü fatura açık. Bu ne demektir arkadaşlar? Biz aslında 11 bin liralık malı, görüyor musunuz? 11 bin liralık malı 10 bin liraya alıyoruz. Yani 1000 liraya TL satıcıya ödemeyeceğiz. Sebebi iskonto. Sağ tarafa bakalım arkadaşlar. Bize bu konuda hangi hesaplar lazım? Mal alıp satan firma olduğumuz için hazır mal alıp satan ticari işletme. 153 ticari mallara ihtiyacımız var ve alt hesapları. KDV 191'e ihtiyacımız var. Alt hesaplarıyla birlikte burada hazırladım size. Fatura açık olduğu için 320'yi hazırladım. Satıcılar kimler? Ve iskonto hangi hesaba atılması gerekir? 649 diğer olan gelir ve karlar hesabını hazırladım arkadaşlar. Gelin şu hesap planına bakarak şu faturayı, iskontolu alış faturasını, muhasebesini yapalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Ben daha evvelki alış faturası eğitim videomda size alış faturasının muhasebesini öğretmiştim. Ondan tek bir farkı aslında iskonto tutarı hangi hesaba atılır, nereye yazılır. Tek fark o arkadaşlar. Başlayalım. Madem biz mal aldık. Bakın arkadaşlar. %53 ticari mallar. Alt hesap okuyan arkadaşların ihtiyacı olmayacak. Ama bilgisayar ortamında çalışan arkadaşların programdan seçmek için alt hesaba ihtiyacı olacak arkadaşlar. Ne aldım arkadaşlar? Televizyon 8 bin lira. Bakın alt hesabı gelip hesap planından seçiyorum. Bilgisayar ortamında çalışanlar 8 bin lirayı yazdım. Sonra faturada ne var? Beko buzdolabı 3000 lira. Hesap planına bakıyorum. 153.01.002 alt grubu da. Onu da bilgisayar ortamında mahsup işimize çağırıyoruz. Ve seçiyoruz. 3000 lirayı yazıyoruz. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Ben 153 hesabı bitirmiş oldum. 153 ticari mallar toplamda 11.000. Hangi ürünleri aldıysam alt hesap burada gösteriyorum. Okuyan arkadaşlar için sadece ana hesaplar arkadaşlar lazım. Peki benim alış faturam bitti mi? Hayır. Bir de KDV'm yok mu arkadaşlar? Bakın alış faturasındaki KDV'yi nereye atıyorduk? 191 indirilecek KDV. 1800 liraya gelip yazıyorum teori ortamda. Kağıt ortamında. Peki bilgisayar başında olan arkadaşlar ne yapacak? Alt hesabı mal ve hizmet alış KDV olarak gelip hesap planından arayıp bulacak ve çağıracak mahsup işine. Ne olmuş oldu? 153'ü çağırdım. Yazdım. 191'i yazdım. Sırada ne var arkadaşlar? Faturamız açık mı? Kapalı mı? Bakın açık. Yani biz verisiye mal aldık. Verisiye mal aldığımız zaman arkadaşlar hangi hesabı alacağı yazmamız gerekir? 320 satıcılar. Hesap planından bakıyorum. Ana hesabı alacağı yazıyorum. Ve bilgisayar ortamında çalışanlar hangi firma faturayı aldıysa, benim örneğimde Deniz Aşe, işte alt hesabı yazıyorum arkadaşlar, görüyor musunuz?
dip toplam satıcıya borcumuz. Şimdi bu hesabı bilerek yazmadım. Birlikte yazalım. Biz satıcıya ne kadar borçlandık? 11.800. Aslında bize satıcı ne yapmış oldu arkadaşlar? 11.000 liralık malı 10.000 liraya satmış oldu. Yani bizden 1000 TL'yi almıyor, istemiyor. Mevzuatımızda diyor ki sizin satıcıya ödemediğiniz o iskonto tutarı firmanızın geliridir. Yani 649 hesabı alacağı yazacağız arkadaşlar. Gelire kullanacağız. Hemen yazalım. 649 diğer olağan gelir ve karlar. Bakın arkadaşlar, bizim satıcıya ödemediğimiz 1000 lirayı nereye attık? 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabına alacağı yazıp 1000 TL'yi yazdık. Bilgisayar başında olan arkadaşlar tabii ki alış iskontosu gelirlerini alt hesap olarak yazacak. Buradaki mantık neymiş arkadaşlar? Aslında biz 11.000 liralık mal alıyoruz. Fakat iskontoyu satıcıya ödemeyeceğimiz için o ödemeyeceğimiz 1000 TL mevzuat gereği gelire atmak gerekiyor. Ben de o şekilde yaptım. Cebimizde kalan 1000 lira 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabında kâra atılacak arkadaşlar. Çünkü mantık olarak da gerçekten biz 11.000 liralık malı 10.000'e alıyorsak 1000 lira kârdayız. Yani alırken kârdayız. İşte o da 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabına alacağı iskonto tutarı yazılacak. Alt hesapta alış iskontosu gelirleri. Burada birden fazla iskonto da olabilirdi arkadaşlar. Örneğin şurada yüzdesel de olabilirdi. Farklı bir rakam. Kaç tane iskonto varsa iskontonun toplamı buraya yazılır arkadaşlar. Hesap bir tane ama iskonto toplamı yazılır. Bende bir tane iskonto vardı. Bazı satıcılar iskontoyu birden fazla yapıyor. Hem yüzdesel yaptığı an oluyor bir faturada, hem de sabit indirim yapıyor. İki tane indirim görürseniz iskonto olarak, ikisinin indirim toplamını 649'a alacağı toplayarak yazıyorsun arkadaşlar. Evet, bir de fatura seri numarası bize kim kesti? Evet arkadaşlar, şu dipnota da bakalım. Eğer bu fatura kapalı olsaydı, kaşe imza aşağıda olsaydı ya da diğer ifadeyle biz bu malı veresiye değil de peşin alsaydık, kaşe imza burada olsaydı peşin alsaydık, kasamızdan para çıkmayacak mıydı arkadaşlar? O zaman 320 yerine tek fark, 320 yerine 100 kasayı alacağı yazacaktık. Fakat bu faturada kapalıya uymaz. Neden? Kapalı kesme sınırı arkadaşlar unutmayacağız. Kapalı kesme sınırına dikkat edeceğiz. Zaten kesen firmada kapalı kesme sınırına göre açık mı, kapalı mı keseceğini biliyor arkadaşlar. Demek ki biz bu faturanın ödemesini yapsaydık 320 yerine tek fark 100 kasayı alacağı yazacaktık. 320 yerine. Toparlayalım. İskontolu mal aldığımız zaman 153 ticari mallar borçlu. Sol taraf. Hangi ürünler bilgisayar ortamında lazım olacak? Sonra KDV, gelen fotoğraftaki KDV 191 indirilecek KDV. Alt hesapta bilgisayar ortamında olanlar bu hesabı çağırıyor. Fatura açık olduğu için arkadaşlar ya da veresiye aldığımız için bakın 320 satıcılar hesap planından çağırıyorsunuz. 320 satıcılar alacaklı dip toplam. Bilgisayar ortamında hangi firmadan geldi bu fatura? Onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir de en önemli kısım püf nokta. Alış faturasında iskonto varsa nereye atılırmış arkadaşlar? Bizim için gelir kabul ediliyor mevzuat gereği. 649 diğer olağan gelir ve karlar. Bakın hesap planından alacağı yazıyoruz. Ve 1000 TL'yi de yazdıktan sonra açıklamayı yazıyoruz. Bu kağıt ortamında yapan arkadaşlar, zaten okuyan arkadaşlar alt hesapları kullanmıyor. Sadece ana hesapları kullanıyor.
bilgisayar ortamında yapan arkadaşlar da alt hesapları mahsup işine çağırarak programa kaydediyor. Evet arkadaşlar, iskontolu alış faturasıyla normal alış faturası arasındaki tek fark neymiş? İskontoyu ne yapıyoruz? 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabına alacağı yazıyoruz. İşlemimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitim konumuzu bitirmeden sadece benim size tecrübeniz olması adına tavsiyelerim şu olacak arkadaşlar. Şu faturanın iki katını alın, müsettebi kağıtta çizin ya da rakamları size bırakıyorum. Tekrar anlamında şuna bakmadan, şu konuya bakmadan cevaba siz yeni bir fatura oluşturun. Gidin muhasebe kaydını yapın. Sonra tekrar bu videoyu izleyerek karşılaştırın. Hatayı sıfıra indirene kadar arkadaşlar bu örnekleri çoğaltarak, bu cevaba bakarak kendinizi test edin. Ne zaman ki hata sıfıra indi, o zaman öğrendiniz, kabul edin. Sonraki konuya o zaman geçin arkadaşlar. Eğer tekrar etmezseniz arkadaşlar konular unutulur. Tecrübe ne demektir zaten? Bir olayı birden fazla yaşayan insan tecrübelidir. Evet arkadaşlar, bu tavsiyemden sonra eğitimimizi bitiriyoruz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.